Merhaba arkadaşlar, harika bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Call of Duty artık mobil sürümde herkes oynayabilir. Tabi telefon sistem özellikleri eğer bu oyunun sistem özelliklerini karşılıyorsa hiç düşünmeden oyunu yükleyip başlatabilirsiniz. Oyunu indirdim ve şimdi oyunu başlatacağım. Bakalım nasıl bir oyun bizi karşılayacak. Hemen oyuna girelim. Ben aslında sabırsızlıkla bu oyunu bekliyordum. Kaç gündür? Evet, bazı izinler istiyor arkadaşlar. İzinler için tamam dedim. İzinlerini veriyorum. Hemen telefonum oyun moduna geçti. Evet, oyunumuz şu an açılıyor. Yaklaşık 1 GB'lık bir indirme dosyası vardı ve onu indirdim arkadaşlar. Oyun ilk yayınlanmaya başladığında çoğu telefonda sıkıntı yaratıyordu. Çoğu telefonda açılmıyordu arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle artık o sıkıntıyı atlattılar. Tüm telefonlarda açılıyor. Eğer telefonlarınızda sizin de açılmıyorsa bir tane VPN uygulaması indirip oyunu tekrardan VPN uygulaması üzerinden başlatmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde oyunu kesintisiz bir şekilde yükleyip oynayabilirsiniz. Evet, oyun açılıyor. Şu an ufak tefek donmalar vardı ve sanırım donmalar oyuna yüklendi anlamına geliyormuş. Sesini biraz kısayım arkadaşlar oyunun. Kullanım şartlarını kabul edelim. Çok güzel bir grafik bizi bekliyor arkadaşlar. Call of Duty Mobile'ı Xiaomi Mi 9 SE'de oynayacağım. Cidden çok iyi gözüküyor. Bakalım PUBG Mobile'in yerini alabilecek mi? Misafir olarak giriş yapalım arkadaşlar ilk başta. Aslında Google Play üzerinden bağlantı falan olmuş olsaydı çok güzel olurdu. İsmimizi koyalım. Hemen. Eksik yazdım. Evet, ismimizi yazdık ve hemen başlayalım. Ya zaten kullanılıyor. Hemen başka isim yazalım. Devamını yazalım. Ada 216 yapalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Tamam diyorum. Evet, ismimi kabul etti. Şu an oyunumuz yükleniyor. Varlıklar yükleniyormuş. Grafiği gerçekten iyi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı görmedim şu an için. PUBG Mobile ile illaki farklılıklar vardır ama bakalım o farklılıklar neler. Acemi eğitim kampına hoş geldin asker. Çabuk öğren, sana ihtiyacımız var demiş. Normal Call of Duty oyununda da böyle bir başlangıçta başlıyordu arkadaşlar. Şu an oyunu öğretiyor. Hareket etmek için sol ekrana kaydır. Tamam, çok iyi. Temel kontrol eğitimi. Tamam, görüntü kontrol etmiyor. Tamam, onu biliyoruz. Herkes bu konuya aşina diye düşünüyorum. Etrafımıza şöyle bir bakalım. Görsel grafikler cidden iyi arkadaşlar. PUBG Mobile'deki gibi değil. Ama yakın görseller. Hani çok da ayırt edilecek cinsten değil. Ya bunda tek olumsuz nokta herhalde bazı yerlere giremememiz olacak. Gerçekçi duruyor. İlk önce silahımızı alıyoruz. Silahımızı aldık. Elde gerçekten iyi duruyor arkadaşlar. Bıçağımız varmış. Sanırım. Evet. Ateş etmek için nişan göstergesini hedefin üzerine getirin demiş. Hemen getirelim. Hedef. Evet. Hedefi gördüm. Evet arkadaşlar. Hedefin üzerine getirdik ve ateş ettik. Bu şarjı değiştiriyor. Cidden çok iyi. Grafikleri ben beğendim. Basit atış nişanga eğitimi. Nişan düğmesine dokun ve ateş etmek için nişan göstergesini hedefin üzerine getir. Nişan düğmesine dokun ve ateş etmek için nişan göstergesini hedefin üzerine getir. Harika. Hemen yazılana devam ederim. Evet. Evet. Oo, arkadaşlar bu oyun bana kalırsa çok pis tutacak. Cidden çok iyi. Ayarlar kısmına dokun diyor. Ayarlar kısmına dokunduk. Ayarlar seçeneğine dokun. Ve arkadaşlar oyunun Türkçe olması çok çok artı yönlerden bir tanesi. Cidden çok iyi ya. Gelişmiş mod seçeneğine dokun diyor. Nişan almadan önce ateş ederken otomatik ateş menzilini sınırlandır. Tamam, dokunduk. At yükseldi falan. Arkadaşlar burada düzenler falan var. Öğretiyor, sonra yaparsınız. Ben hemen oyuna girmek istiyorum.
Evet. Çift taraftan da ateş edilebiliyormuş. Amca ben buradayım. Evet, basit, gelişmiş. Valla ben gelişmiş olacağım arkadaşlar. Adam arkasında bile görebiliyorum. O derece yani duvarın. Oo, yeni bir silahımız daha geldi. Dürbünlümüz. Bakalım burada ne öğretecekler. 3 metre. Buraya hareket et. 2 metre, 1 metre. Adamlar geliyor. Evet, adamlar geliyor. Hop. Adamları gördüm. Ya atış menzili şeyi çok ters değilmiş ya. Skor serisi eğitimi. Skor belirli bir seviyeye ulaştığında düşmanları öldürmek için skor seviyelerini kullan. Skor seviyesi düğmesine dokun demiş. Dokunalım. Anladım. Görüş kontrolümü üzere ayarla. Anladım. Arkadaşlar çok iyi ya. Yukarıdan bomba atabiliyorsunuz. Çok iyi. Hayalet Riey. Simon. Brova. Söyleyemedim. Brova. Neyse. Acemi eğitim kampına başarıyla tamamladınız. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Acemi eğitim kampını başarıyla tamamlamışız. İlk bölümü böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve ikinci bölümün sürükleyici haline gireceğiz. Daha doğrusu aslında asıl savaşa gireceğiz. Büyük ihtimal. Bundan sonra bizi neler bekleyecek bakalım. Bu da büyük ihtimal PUBG Mobile'daki gibi farklı bir para birimi diye düşünüyorum. Acemi eğitim kampını başarıyla tamamladığım mağazadan bir silah alalım. Tamam, devam edelim. Yani bu mağaza olaylarını pek sevmiyorum ben. Genelde para kazanmak amaçlı yapıldığı için. Yine de M4 satın almak için satın al düğmesine tıkladım. Evet, M4'ü alabilmemiz için paramız var mı? Sanırım para istemedi. Büyük ihtimal başlarda bedava verecek. Tamam, tekrar mağaza. M4 kazandın, tebrikler. Ekipmanlarınızı kuşanalım ve savaşa girelim. PUBG Mobile'de olduğu gibi bunda tam tersi bir olay var arkadaşlar. İlk önce silah tesisatlarınızı alıyorsunuz. Ondan sonra oyuna giriyorsunuz. PUBG Mobile'daki gibi olsaydı daha bir farklı bir içerik olurdu diye düşünüyorum. Bence ileride öyle bir fonksiyon özellik gelmeli. Tamam, becerilerimize baktık. Ölümcül ve teknik ekipman ile avantajlar falan varmış. Yüksek seviyelere ulaşan daha fazla tesisat giydin aç. Ya bir sürü şey var. Bunların hepsi kendinizi geliştirmek için kullanacağınız şeyler. Ama bana kalırsa birçoğuna ihtiyacınız yok. Daha doğrusu eğer ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız büyük ihtimal Google Play'den TL karşılığında alabileceksiniz. Bakalım şu an oyunda bizi neler karşılayacak. Evet, cephe hattı. Şu an birinci seviye. Birinci seviye. Hepimiz birinci seviyeyiz. Ve PUBG Mobile'daki bir oda gibi yaptılar arkadaşlar. Burada bir şey seç diyor bana. Neyse, seçtim. Sanırım tarafımı seçmemi istedi. Ama hangi tarafı seçmeye çalıştığımı ben bir de anlayamadım. Evet arkadaşlar, oyun başlamak üzere ve oyun başladı. Şu an yukarıdan başlayacağım. Bakalım nasıl bir savaş beni bekliyor. Evet, gördüm adamı. Adamı gördüm. Ama adam değilmiş. Evet, adamı indirdik arkadaşlar. Adam beni görmedi. Çok iyi saklanmışım. Şarjı değiştirmem gerekiyor. Beni görmesin. Şarjı nişan al. Evet. Arkadaşlar bayağı iyi oyun. Yani PUBG Mobile'dan daha iyi geldi bana. Şöyle iyi geldi. En azından şeyi iyi. Hikayesi iyi. Hikayesi iyi. Gayet işlevsel ya. Bayıldım abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oo, ilk bölümden böyle oynamak çok iyi oldu. Çok doğru yere gelmişim arkadaşlar. Normalde herkes aşağıdan takılıyor. Ben yukarıdayım. Ama herkes online oynadığı için benim burada olduğumu hatırlayan arkadaşlar büyük ihtimal beni öldürmeye gelecekler. Evet, evet kurtardım. Nerede başka, nerede, nerede? Çok iyi gidiyor ya. Vallahi bayağı zevk aldım bu oyundan. Neredesiniz? Neredesiniz? Önüme gelin.
Benim adamımı öldürecekler. Arkadaşlar hava atışı yapıyorum. Evet, çok iyi. Aha gördüm arkadaşlar yukarıda. Saklanıyor. Evet. Savaşın. Evet. Tesisat yok. Oo. Arkadaşlar kurşunlarım bitti. Nasıl alacağım? Kurşun ver George. Evladım kurşun ver. Ben ne yapacağım şimdi kurşunsuz? Öldürme beni. Evet. Evet silahımı aldım arkadaşlar ve canım çok az. Canımı nasıl yükselteceğim bilmiyorum. Evet, bombayı da attık. Çok iyi ya. Çok iyi. İlk bölümde zafer aldık arkadaşlar. 20'ye 13 bitirdik. Çok iyi ya. Çok iyi. Ya ilk bölümden ben böyle bir galibiyet hiç beklemiyordum. Cidden çok iyi. Kamera arkası görüntüsünü de izledik arkadaşlar. Yaklaşık 11 dakika süren bu mücadele bana kalırsa çok başarılı geçti. Hiç ölmeden deli gibi kill aldım. Evet, zafer. Skor 845 benim, 420 diğer arkadaşın, 490 diğer arkadaşın. Gerekli özel hareketlerimizi de yaptık. Cidden çok iyi bir sonuç. Bakalım bundan sonraki bölümde neler yapacağız. Evet arkadaşlar, ikinci bölümde seviye yükselttik. Birinci seviyeden ikinci seviyeye geçtik ve ikinci seviyede tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakalım ikinci seviyede neler yaşayacağız. Büyük ihtimal gitgide tüm seviyeler zorlaşacak ama tabii ki yine kazanacağız.